Türkiye'nin sanayideki belki de en önemli şehri Kocaeli'de sanayi bölgesi içerisinde kalan riskli iki yerleşim yeri taşınacak proje. Körfez ilçesindeki Barbaros ve Güney mahallelerinde oturanları kapsıyor. Hak sahipleri tespiti noktasında çalışma sürüyor. TOKİ toplam 1304 yeni konut inşa edecek. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Barbaros ve Güney mahalleleri 1960'larda başlayan sanayileşmeden payını aldı. Bölgeye devasa sanayi tesisleri kuruldu. Konutlar fabrikaların arasında kaldı. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki sanayileşme zamanla bölgeye göçü artırdı. Yerleşim alanları fabrika tesislere çok yakın. Özellikle petrokimya ve dolum tesisleri Marmara depreminde büyük risk oluşturunca bölgeye yeni konut yapımı durduruldu ve şimdi buradaki yerleşim daha güvenli alanlara taşınacak. İki mahallenin sakinleri, gaz küreleri, sanayi bacaları ve tır park alanlarıyla iç içe yaşıyor. Sanayinin verdiği olumsuzluklar çok. Kimi zaman bu çevresel etkilerle oluyor, kimi zaman fiziki. Bir bakıyorsunuz keskin bir koku burnunuzda. Konutların sanayi tesislerinden uzaklaştırılması özel bir kentsel dönüşüm projesiyle gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hak sahipliği tespitine başladı. Buradaki hak sahiplerinin tüm gayrimenkullerinin değerleri, hak sahipliği çalışması da 2 ay kadar sürecek. Şu an devam eden bir çalışma. Ondan sonra bu kentsel dönüşümün uygulama esasları belirlenecek. Mahallenin sakinleri için Körfez ilçesinin kuzeyinde 1304 konut inşa edilecek. TOKİ konutlarının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.